Buyurun canım. Eline sağlık. Şöyle abi gel. Vur mu, vuruldu. Ve vuruldu. Bu dağlar sadece bizim değil, üzerinde yaşayan bütün canlıların, dünyada yaşayan herkesin, gelip görebilen herkesin dağlar. İnsanlar dünyanın her yerinde yaşayabiliyor, yaşama hakkına sahip. Bu dağlardaki canlıların tek evi burası. Dağlara gelen insanların evindeki yaşlı ve sevdiği insana nasıl saygı duyuyorsa, o kadar da dağlara saygı duyması gerekiyor ve bulduğu gibi bırakıp gitmesi gerekiyor. Akşam uyuyanda, sabah kalkanda, tarlaya giderken de her yerde, her zaman 24 saat fotoğraf makinem yanımda olur. Ve insanlar hariç görmüş olduğum her güzel şeyi de fotoğraflar. İsmim Bülent Erkan. Erzurum İspir Yedigöl Köyü'nde 1981 yılında doğdum. İlkokul 3'e kadar okudum. Sonra babam okutmadı. Küçük baş hayvanlara çoban gitme için koyunların peşine gönderdi. Doğaya ilk merakım buradan başladı. Bir gün yine dolaşırken Yedigöllere bölgesinde gelen bir grup dağcıyla karşılaştım. Bir tanesi bir fotoğraf makinesi hediye etti bana. Ve bu makineyi 2 yıl içinde bozuldu. Bu arada ciddi şekilde doğa katliamı, çevre katliamı yapılmaya başladı. Sesimi duymak için bir fotoğraf makinesine ihtiyacım olduğunu düşündüm. Fotoğraf makinesi parasını biriktirmek için İstanbul'da inşaatta çalışmaya gittim. Kış sezonunda hava koşulları çok kötüydü ve para biriktirme makine alamadım, köye döndüm. İzmir'de bir arkadaşımla görüştüm. Fotoğraf makinesi almak için İzmir arkadaşımın yanına gittim. Fotoğraf makinesini satan mağazada arkadaşım kefil oldu. Onun adıyla fotoğraf makinesini alıp tekrar Erzurum İspir Yedigöl Köyü'ne döndüm. Çekmiş olduğum video ve fotoğrafları paylaşmak için
En az 40 kilometreye Tarşya'ya girip ilk internet bulduğum yerde paylaşıyorum. Dağlarda çok yalnız kaldığım için, börtü böceği, vahşi hayatı gözlemlediğim için Dağlağın oğlu ismini veriyorlar. Yılın büyük bir kısmını dağlarda geçiriyorum, yaşıyorum ve dağların uç noktalarına tırmanıyorum. Tırmanma amacım Vaşak gibi zor olan kedilerin ve canlıların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşıp korunmasına vesile olmak. Ben bu dağların bekçiliğini de yapıyorum. Bu dağlara gelen kaçak avcıların avlanmaması için çekmiş olduğum video ve fotoğrafları göstererek yapmış oldukları işin ne kadar yanlış olduğunu gösterip önlemeye çalışıyorum. Yapmış olduğum mücadeleyi gören kulüpler çok fazla olmasa da ekipman konusunda bana yardımcı oluyorlar. Çok sağ olsunlar. Sabah erkenden yola çıkarım. Manzarası en güzel olan bir yerde 60 kalem bitkiden hangileri varsa onlardan toplarım. Damak zevkime göre yemek yapıp yedikten sonra yola yine çıkar, dağa doğru giderim. Bu arada bitkileri toplarken alpin çiçeğine giren bitkilerden hiç toplamıyorum. Vadinin tabanından zirvesine kadar gözlemlemiş olduğum doğal gözlemde çok büyük eksiklik hissettim. Canlıların %90'ı bitti. Bunların büyük bir kısmı nesli tükenme aşamasını geçti. Geri kalan kısmı da nesli tükenme aşamasına yaklaştı. Ben bu gölleri balık atarak üretmeye çalışıyorum. Şunlara bak. Deniz ile katliam yapıyorlar. Allah cezanızı versin. Sizin bu duyarsızlığını herkese anlatmak gerekiyor. Hatta şikayet etmek gerekiyor. Haydi oğlum, aferin. Güle güle git, he. He. Ayılar şu anda daha çok risk aşamasına geldi. Cebinde 1000 TL ve civarı para olan adam bir otomatik tüfeği alıyor. İki kişi bir araya gelince ayı avına gidelim diyorlar ve gidiyorlar.
milyonlarca yılda oluşan Yedigöllere beton merdiven yapmak istediler. Yedigöl köylü halk olarak merdivenler kırmaya karar verdik ve kırdık. Kamu malına zarar vermeden hakkımıza dava açtılar. Ve bu dava sürecinde bir sürü sıkıntı ve çile çektik. 3 senenin sonunda dava berat etti. İlgili kurumlar dosyayı temize gönderdi. Bir sürü çevreci gruplar var, çevreci insanlar var. Mahkemelerde olsun, keşifte olsun hiçbir çevreci gruptan bir destek de alamadım. Önemli olan yok et. Başka da bir şey yapma. Yok edersen destek veren çok olur. Korumak istersen çok sürünürsün yani. Ben bu dağlarda doğdum. Bu dağlarda ölmek istiyorum. Bu dağlardaki canları fotoğrafları ile sosyal medyada paylaşıp korumaya çalışıyorum. Ne kadar başarılı olduğumu bilmiyorum. Ölene kadar bu tabiatın kirlenmemesi için, canlıların göçmemesi için korumaya çalışacağım. Ve dağlara tek başına tırmana, bu tepkimi ortaya koymaya, canlıların sesi olmaya devam edeceğim. Ben mal mülk edinmeyi değil, özgür yaşamayı tercih ettim. Ve yaşadığım yerin de özgür kalmasını istedim.
bir insanın sevgilisine kavuştuğu bir zaman vuslat tatlı an budur diyorsa, benim de zirveden aşağı seyretmem o anı yaşamak. Benim işim de bu doğayı korumak ve bu dağlarda var olmak, bu dağlarda yaşamak. Bu dağları korumak için ömrümün sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim.